Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir, videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle daha önce anlattığım davalardan birisine çok benzeyen bir davadan konuşacağız. Küçük Nubia ve ikiz erkek kardeşi Victor'ın hikayesini ele alacağız. İkizler Doctor kimlik soyadıyla 26 Mayıs 2000 tarihinde Amerika'da dünyaya geliyor. Biyolojik anneleri Sandra Doctor ve biyolojik babaları Victor Bastillo. Sandra ve Victor hakkında bilmemiz gereken ilk şey evli olmadıkları. Bir diğer nokta ise Sandra alkol ve madde bağımlısı. Victor'ın da ondan kalır bir tarafı yok, o da şiddet geçmişine sahip. Hal böyle olunca doğumu gerçekleştiren doktor çocuk koruma dairesine çocukların annesine verilmemesi gerektiğini tavsiye eden bir mektup yazıyor. Daire bu uyarıya dikkate almıyor ve çocuklar 2003 yılına kadar biyolojik anneleri Sandra ile beraber kalıyor. 2003 yılında Sandra bir şiddet olayına karışıyor. O dönem 3 yaşında olan Nubia ve ikiz erkek kardeşi Victor aynı tarihte annelerinden alınıp babalarına veriliyor. Ertesi sene 2004'te ise ikizlerin biyolojik babası koruması altında olmayan bir çocuğu istismarla suçlanıyor. Böylece çocuklar 2004 yılında babalarından da alınıp Miami'de bir koruyucu aileye yerleştiriliyor. Koruyucu aile ise Barahona çifti. Ailenin babası George Barahona bir ilaçlama şirketinin sahibi, anne Carmen Barahona ise bir ev hanımı. Bu ailenin seçilmesinin sebebi ise ikizlerin onların evlat edinmek istediği ilk çocuklar olmayışı. Nubia ve Victor'dan önce de bir evlat edinme işlemi gerçekleştirmişler. Üstelik bakımları altında olan bir diğer çocuk ise otizmli, yani özel bir alakaya ihtiyacı var. Bu yüzden herkes Barahona çiftini çok güvenli buluyor. Çocuk koruma dairesinin bu kararının üzerine ikizlerin akrabaları muhalefet ediyor ve kendilerinin çocuklara bakabileceğini söylüyorlar. Talepleri reddediliyor. Bu çift yumurta ikizleriyle ilgili bilmemiz gereken bir şey var. Victor sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelse de küçük Nubia annesinin bağımlılığı sebebiyle maalesef kronik bir rahatsızlık ile dünyaya gelmiş. Bu hastalık da onun vücudunun tuz tutmasını ve fiziksel stresle başa çıkmasını engelliyormuş. Yani onun da özel bir bakıma ihtiyacı var. Ve bu bakım sadece evle sınırlı değil, hayatının sonuna kadar tıbbi destek almak zorunda. Zaten bu bilgi Barahonalara çocukların bakımı için gönüllü olduklarında veriliyor. Onlar da başa çıkabileceklerini düşündükleri için bu işe soyunuyor. Çocukların Barahonaların evine yerleştirildiği 2004 yılının ilerleyen aylarında ise şöyle bir gelişme yaşanıyor. Nubia bir yetişkin olmadığı için kontrollerini takip etmekle görevli bir hemşire var. Bu hemşire bazı dosyaları inceliyor. Küçük kız kontrollerine düzenli olarak gelmiyor. Nadiren hastaneye geldiğinde ise yanında refakatçi bulunmuyor. Yani tek başına geliyor. Bu da henüz 4-4,5 yaşında olan bir kız için çok fazla. Hemşire hemen durumu rapor ediyor ve çocuk koruma dairesine ikizlerin Barahonaların elinden alınmasını tavsiye ediyor. Fakat bu mektubu cevapsız kalıyor. Geliyoruz 2005 yılına. Bu yıl artık 5 yaşında olan küçük Nubia okula başlıyor. Okulda ise arkadaşlarına babalarının onlara nasıl davrandığını soruyor. Ve yine arkadaşlarından birisine babasının kendisinin mahrem yerleriyle oynadığını söylüyor. Kendisi gibi çok küçük olan bu arkadaşı ise kendi babası ona böyle bir şey yapmadığı için bunu yadırgıyor, hemen gidip öğretmenine söylüyor. Öğretmen ise durumu çocuk koruma dairesine bildiriyor. Çocuk koruma dairesi yerel basında bir soruşturma başlattığını duyuruyor ve bu soruşturmanın sonucu da şöyle geliyor. Nubia aslında babam mahrem yerlerimle oynuyor derken öz babasından bahsediyordu. Öz babası artık onun yanında değil, dolayısıyla bir sorun yok. Kız güvende. Daha önce daireye mektup göndermiş olan hemşire ve durumdan haberdar olan birkaç kişi bu soruşturmanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor ve ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Daireye bağlı bir terapist çocukların biyolojik ailelerinin ne durumda olduğunu biliyormuş. Bu yüzden Nubia'ya sormaksızın bahsedilen babanın öz baba olduğuna karar vermiş. Yine de ikna olmayan bir görevli bunu çocukla konuşmaları gerektiğini söylemiş. Dairenin terapistinden ise saat geç oldu. Bu saatte çocuğu uyandırıp onunla yüzleşmek, onu sorguya çekmek travmaya sebep olur cevabı gelmiş. Bu arada bu görüşme yapıldığında saat kaçtı bilmiyoruz ama herkes mesai saati diye bir olgunun varlığını bilir. Ayrıca 2005'in sonlarına doğru Barahona çiftinin birkaç komşusu da daireye mektup yazıyor. Evde bir tuhaflık fark ettiklerini ama adını koyamadıklarını,
çocukların refahının kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Geliyoruz 2006 yılına. Bu yılda yine Nubya'nın okulundan birileri çocuk koruma dairesiyle iletişime geçiyor. Kızın istismar edildiğini düşündüklerini, çünkü yüzünde gözünde morluklar ve kızarıklıklarla okula geldiğini söylüyorlar. Soruşturulacağı söyleniyor. Ama şikayeti yapan kişiler işin arkasını bırakmayınca daire tarafından Barahona'lara, Nubya'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir çocuk koruma ekibine tedaviye getirilmesi emrediliyor. Fakat ikizlerin yasal koruyucusu George ve Carmen o hafta içinde Nubya'yı sağlık ekibine teslim etmiyorlar. Aradan bir hafta geçmesini bekliyorlar ve kız ekiple buluştuğunda morluklarının çoğu zaten silinmiş oluyor. Kalan birkaç morluğun sebebini ise Nubya adına George ve Carmen düştüğü için oldu şeklinde açıklıyor. Muayeneyi gerçekleştiren ekip ise herhangi bir istismar bulgusuna rastlamadık, muhtemelen çocuk güvende diye rapor yazıyor. Geliyoruz 2007 yılına. Bu yıl şikayetler hiç olmadığı kadar artıyor ve genel olarak insanlar şunu söylüyor. Nubya olması gerekenden çok daha zayıf, çelimsiz, kirli, pis bir kokuya sahip. Üstelik sürekli yüzü, gözü, kolları, elleri yara berelerle dışarıya çıkıyor. Söylediğim gibi o zamana kadar hiç bu kadar çok şikayet almayan çocuk koruma dairesi bir şeyler yapmak zorunda hissediyor. Ve yine bir soruşturma başlatıyor. Bütün bu şikayetlerin sebebinin Nubya'nın kronik rahatsızlığı olduğunu duyuruyor. 2008'e geldiğimizde ise şikayetler, yani Nubya ile ilgili olan şikayetler 500'ün üzerine çıkarak rekor kırıyor. İnsanlar sürekli çocuk koruma dairesine Nubya ile ilgili olumsuz gördüğü şeyleri yazıyor. Daireden olumlu bir cevap alamayınca da artık kendi aralarında ne yapabiliriz tartışmaya başlıyorlar. Ve buldukları çözüm ise şu: bu durumdan şikayetçi olan herkes bir araya gelmeyi başarıyor. Nubya'nın biyolojik akrabalarını buluyorlar ve gidip onlara durumu anlatıyorlar. Biz çocuk koruma dairesine mektuplar yazdık. Nubya için şikayetçi olduk ama hiçbir şey yapılmadı. Çocuklarınızın arkasını kollayın. Bu durumun üzerine artık Barahona'lar ikizleri kaybetmek üzere olduğunu anlıyorlar ve yasal koruyuculuktan vazgeçip çocukları resmi olarak evlat edinmek için mahkemeye başvuruyorlar. Barahona'lar bu noktada bir diğer yasal koruyucu olan Paul Bey'in engeline takılıyor ama yılmıyorlar. Valiye kadar mektup yazıyorlar. Biz bu çocukları çok sevdik, onlara çok emek verdik, bir bağ kurduk ve diğer yasal koruyucularının iftirasına uğruyoruz. Muhtemelen bizim kızımız da bu etrafa verdiği demeçleri Paul Bey'in zoruyla veriyor. Yani eğer çocuklardan hakkımızda olumsuz bir şey duyarsanız bunların sebebi Paul Bey. Valiye yazdıkları bu mektuplar işe yaramış gibi görünüyor. Çünkü Mayıs 2009'da Victor ve Nubya resmi olarak George ve Carmen Barahona'nın çocuğu ilan ediliyor. Zaten aynı yıl soy isimleri de değiştiriliyor. 2010 yılına geldiğimizde ise şikayetler katlanarak gelmeye devam ediyor. Birkaç dakika önce saydığım şikayetlere ek olarak artık Nubya'nın saçlarının döküldüğü söyleniyor. Çocuk koruma dairesi yine bir şey yapmıyor. Yapıyorlarsa da işe yaramıyor ve 14 Şubat 2011'de polis departmanına bir ihbar geliyor. Bu ihbara göre Güney Palm Beach bulvarında sabah saat 5'ten beri kırmızı bir Toyota Road Ranger bekliyor. Arabanın konumu ise o kadar uzun süre beklemesine uygun değil. Bu yüzden insanlar endişeleniyor. İlk olarak aracı bulunduğu yerden kaldırabilmeleri için itfaiye ekipleri olay yerine sevk ediliyor. İtfaiye erleri yaklaştıklarında ise bir adamı yerde, bir erkek çocuğu ise arabanın önünde şoför koltuğunun yanında buluyor. İkisinin de bilinci yerinde fakat çocuk nöbet geçirir vaziyette ve ağır yanıklarla kaplı olduğu için sağlık ekiplerine haber veriliyor. Yaralılar yakınlardaki bir hastaneye kaldırılıyor. Daha sonra arabada arama yapmak üzere polis ekipleri olay yerine geliyor. Dayanılmaz bir koku etrafı sarıyor. Başka bir uzman getirtiyorlar ve bu uzman araçtan zehirli gaz salınımı olduğunu söylüyor. Bu yüzden olay yerine bir çember çiziliyor ve insanların buraya yaklaşması engelleniyor. Fotoğraflarda da göreceksiniz, ekiplerde ancak koruyucu elbiselerle buraya yaklaşabiliyor. Üstelik birkaç dakikada bir yer değiştirmeleri, dinlenmeleri ve temiz hava almaları gerekiyor. Bu yüzden küçücük arabanın aranması saatler sürüyor. Fakat saatler sonra şu gerçek ortaya çıkıyor: aracın arka kısmı hala etkin olan kimyasallarla kaplı ve insan eti de dahil birçok şeyi yok edebileceğine inanılan bir asit türü var.
bu asidin neden orada olduğu merak ediliyor ve küçük çocuğun bulunduğu kısım, yani aracın ön kısmı da tekrar aranıyor ve koltukların arasında çöp poşetine sarılmış bir cansız beden bulunuyor. Bu cansız beden etraftaki insanlara olabildiğince fark ettirmeden kaldırılıyor. Söylenenlere göre aynı gün bu bedenin küçük Nubia'ya ait olduğu doğrulanmış ama halkın tepkisinden korkulduğu için 2 gün sonra açıklanabilmiş. Bütün bu olanlardan sonra Victor ifade verebilecek durumda olmadığı için yasal koruyucusu olan George'a ne olduğu soruluyor ve bu durumun aslında bir kaza olabileceği tahmin ediliyor. Ama bu tahminden George'un haberi olmadığı için hikayesini polisin istediği doğrultuda anlatmıyor. Ona göre şöyle olmuş, Nubia bir şekilde hayatını kaybetmiş. O da bu acıya dayanamayacağı için kendi hayatına son vermek istemiş. Kolay bulunabilmek için bu bölgeyi seçmiş. Victor'ın neden yanında olduğunu açıklayamıyor bu arada. Arabasını burada duraklattıktan sonra kendi üzerine yanıcı bir madde dökmüş. Plana tıpkı içinin yandığı gibi kendisini yakarak hayata veda etmekmiş. Bir aksilik olmuş ve üzerine bu yanıcı maddeyi dökerken çocuğa da sıçramış. Hastaneden gelen rapor ise onun bu söylediklerini yalanlıyor. Çünkü eğer onun anlattığı gibi olsaydı yaralarının çok ağır olması gerekirdi. Halbuki onda birkaç tane sıyrık var. Durumu ağır olan kişi Victor. İşte bu çelişki sebebiyle George küçük Victor'ı istismarla suçlanıyor ve gözaltına alınıyor. Victor ise kaldığı hastanede yeterli donanım olmadığı için daha iyi müdahale edilebilmesi için bir yanık merkezine naklediliyor. Bulunan cansız bedenin talihsiz Nubia'ya ait olduğu duyulunca da insanlar isyan etmeye başlıyor haklı olarak. Bu isyanın sonucunda ise Nisan 2011'de Çocuk Koruma Dairesi'nin en üst düzey görevlilerinden birisi şöyle bir açıklama yapıyor. Başarısız olduk, kabul ediyoruz, bu engellenebilir bir ölümdü. Çocuk Koruma Dairesi yetkilileri üzerine düşen sorumluluğu lütfedip kabul edince savcılık mütalaasını hazırlıyor ve George Barahona sadece Victor'a işkence etmekten değil aynı zamanda Nubia'yı öldürmekle de suçlanıyor. Ve iddiaya göre olay şöyle gerçekleşiyor. Nubia muhtemelen George tarafından dövülerek öldürüldü. Victor olaya şahit oldu ve ikizinin bu durumuna susmak istemedi. Belki de birilerinden yardım istedi. Bu yüzden onun da aynı sonu paylaşması planlandı. Hatta o gün olayların nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair teoriler de bu iddianamede yer alıyor. Artık bunun üzerine George ve Carmen gözaltına alınıyor. Carmen'in sorumluluğu altında olan çocuklar ise başka koruyucu ailelere yerleştiriliyor ve yargılama süreci başlıyor. Victor kendine geldiğinde, ki bu tam olarak kendine gelmek değil, yaralarının bir nebze kapanması ve çocuğun rahat nefes alabilir duruma gelmesi, hastaneden çıkarılıyor ve bir koruyucu ailenin yanına yerleştiriliyor. Çocuğun psikolojik durumuyla ilgilenebilmek için de Dr. Newbert gönüllü oluyor. Ki bu doktor davanın kilit isimlerinden birisi, kendisinin olaya dahil olmasının sebebi sadece Victor'da değil, olayın gerçekleştiği günden bugüne kadar Barahonaların avukatı süreci geciktirmek için elinden geleni yapıyor. Ve Dr. Newbert de davanın bir tarafı olan Çocuk Koruma Dairesi'nin bazı delilleri karartmasından korkuyor. Bu yüzden bizzat ilgilenerek bir araştırma hazırlıyor. Her bir iddiasını da belgelendirmeyi başarıyor. Size davayla ilgili bu gerçeklerden bahsedeyim. İlk olarak küçük Nubia'nın ölüm tarihi 11 Şubat 2011. Bu tarih neden önemli? Çünkü 11 Şubat 2011 Nubia'nın bir refah görevlisi tarafından evde ziyaret edildiği tarih. Yani çocuk koruma dairesi görevlileri tarafından kontrol edildiği tarih. Tabii bu konuda çocuk koruma dairesine de dava açılmış. Hatta birkaç kişi görevinden alınmış. Onlarca kişi yargılanıyor. Ve 11 Şubat'ta Nubia'yı kontrol etmesi gereken kişinin avukatından bir açıklama geliyor. Bu avukat aslında müvekkilinin 11 Şubat değil, 10 Şubat 2011'de Carmen'in evine gittiğini, Nubia'yı sorduğunu ama Carmen'in "eşimle ayrıyım, çocuklar da evden eğitim aldığı için George'un yanında kalıyorlar, merak etmeyin güvendeler" demesi üzerine raporu 11 Şubat 2011 olarak düzenlediğini söylüyor. Refah yetkilisinin tek suçunun Carmen'e inanmak olduğunu, müvekkilinin adeta günah keçisi olarak ilan edildiğini savunuyor. Bir diğer gerçek ise insanın sinir uçlarına dokunuyor. 11 Şubat'tan, yani Nubia'nın ölümünden günler önce
Carmen'in öz torunu Alessandra terapistine gidip büyük annesinin evinde ikiz kardeşler olduğunu, bu kardeşlerin ellerinden ve ayaklarından bağlı olduğunu, genelde banyodaki küvette durduklarını, yemek yemelerine izin verilmediğini, onlara su verilmediğini, hatta küvetten çıkmalarının yasak olduğunu bildiğini söylüyor. Hatta Alessandra bunu annesine de sormuş ve annesi ona bunu kimseye anlatamazsın çünkü aile sırrımız demiş ve kendi öz çocuğunu bile eğer birilerine bir şey söylerse küvete bağlanmakla tehdit etmiş. Tabii ki terapist bunu yetkililere bildiriyor. Polisler Alessandra'nın annesinin yanına gidiyor. Fakat kadının benim çocuğum bunları televizyonda gördü. Aslında size bir film anlatıyor cümleleri onları ikna ettiği için işlem yapmadan geri dönüyorlar. Tarihsiz kardeşlerin o evde ne yaşadığı, nelere maruz kaldığı Dr. Newberg'in araştırmalarında tek tek listelenmiş ve bu liste oluşturulurken Victor'dan yardım alınmış. Bu yüzden birinci ağızdan anlatılıyor aslında. Bu maddelerden birkaç tanesini size okumak istiyorum. İlk olarak Bay Barahona, Victor ve Nubia'nın gözlerine, burnuna, kulaklarına ve mahrem bölgelerine acı sos koydu. Bay Barahona çocukların kulağına çok güçlü gürültüler verirdi. Bay Barahona neredeyse 3 yıl boyunca her gün Victor ve Nubia'yı buzlu küvette uyuttu. Carmen ve Barahona Victor ve Nubia'nın ellerini ve ayaklarını bantlar, bandın derilerini kestiğinden emin olurlardı. George Barahona kanamaya neden olacak kadar sert bir ayakkabı ve sopayla Victor'a vururdu. Yine George Barahona Victor'ın ağzına bir yumruk attı ve bu da Victor'ın düzeltici ameliyatlar geçirmesine neden oldu. Bay Barahona rastgele zamanlarda Victor ve Nubia'nın kafalarının üzerine kendi istediği kadar ağır plastik torbalar yerleştirirdi. George Barahona her seferinde bir dakika boyunca Nubia'ya elektrik şoku verirdi. Yine George Barahona Victor'ı kimyasallarla ıslatırdı ve bunu her zaman yapardı. Olay günüyle ilgili Nubia bulunmadan önce George Barahona Victor'a haplar verdi ve bu haplar sayesinde nöbet geçirmesini sağladı. George ve Carmen, Victor ve Nubia'ya 3 günde bir sadece hayatta kalabilecekleri kadar yemek verirdi. Ayrıca bu rapor bize söylüyor ki Nubia artık dayanamamış ve son günlerinde kardeşi Victor'a buna katlanmaktansa ölmeyi istediğini söylemiş. Olayı haber niteliğinde özetleyecek olursak kısaca bu şekildeydi. George ve Carmen şu an yargılanmayı bekliyor. Daha doğrusu kararın verilmesini bekliyorlar. Olayda ihmali olabilecek bütün yetkililerden de şikayetçi olunmuş. Birkaç kişi beraat etmiş ama yargılananlar onlar apayrı insanlar. Yani gün geçmiyor ki onlar ayrı bir skandala imza atsınlar. Hatta size bir savunmalarını söyleyeyim. Neden bu şikayetlere zamanında dönüş yapmadınız diye soruluyor ve içlerinden birisi şöyle cevap veriyor. Yapamazdım çünkü hafta sonu çalışmıyorum. Victor'a gelecek olursak şu an 20'li yaşlarının başlarında biyolojik akrabalarıyla kalmasına karar verilmiş çünkü muhtemelen hayatının sonuna kadar hiçbir işte çalışamayacak ve hatta yalnız başına bir odada bile kalamayacak durumda. Bu kararı veren de içlerinde Dr. Newberg'ün de bulunduğu uzman bir heyet. Victor'a eyalet mahkemesi 5 milyon tazminat ödeyecekmiş. Ama çocuk o kadar kendinde değil ki bu bilgi kendisine verildiği zaman şöyle bir cevap vermiş. Çok güzel, bu kız kardeşim geri gelecek demek değil mi? Bu cevaptan bile aslında çocuğun ne durumda olduğunu anlayabiliriz. Barahonaların avukatı ilk günden bu yana vakit kazanmaya çalışıyormuş. Sürekli bir şeyler bahane ediyormuş. En son Covid-19 demiş. Yani süreci ertelemeye çalışıyor. Şahsi fikrime gelecek olursak bazı meslekler sadece para kazanmak için bir araç değildir. Örneğin çocuk refahını gözettiğiniz herhangi bir meslek dalı. Düşünün, bir sosyal güvenlik görevlisisiniz ve birileri size gelip 500 kez. Aslında 500'ün üzerinde kes. Sorumluluğun altında olan çocuk güvende değil diyor ve siz ona karşı bir duvar tavrı takınıyorsunuz. Bu durumda sizin ne kendinize saygınız var, ne o çocuğa saygınız var, ne çocuğa canı verene saygınız var. Hepsini geçtim. Kazandığınız paraya saygınız yok. Benzer bir olayı daha önce de anlatmıştım. Kül kedisi cinayeti, sırada bekleyen davaların içinde de birkaç tane benzer olay var. Diğer arkadaşların videolarını da takip ediyorum ve çocuk istismarı söz konusu olduğunda birbirlerine çok benzerler. %75 ihtimalle çocuk koruma dairesinin
başarısızlığından kaynaklanıyor. Bunun önüne nasıl geçilir hiçbir fikrim yok ama bir denetim olması gerekiyor. Ama bu denetimleri de kendisine, insanlığa, karşısındaki çocuğa saygısı olan birilerinin yapması gerekiyor. Her şeyden önce vicdan sahibi birilerinin bu makamlara getirilmesi gerekiyor. Şöyle de bir şey var, George içerideyken bir istismarcı olduğu için, bir çocuk istismarcısı olduğu için darp edilmiş, ölümüne dövülmüş. Fakat bu tepkiyi dışarıda görseydi nasıl olurdu diye düşünüyorum. Yani 500 kişi gidip yetkililere buradaki çocuk güvende değil dedi ya, o insanların George'u dışladığını düşünün mesela. Konuşmuyor, ona selam vermiyor. Onunla alışverişi yok. Bilemiyorum, aklıma böyle bir şey geldi. Unutmayın, Nubia ve ikiz erkek kardeşi Victor'ın başına gelenler tamamen gerçek. Bir daha asla böyle şeylerin yaşanmamasını dileyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.